Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Önümüzdeki pazar günü 200 bin Kıbrıslı Türk seçmen sandığa giderek 11 aday arasından yeni cumhurbaşkanlarını belirleyecek. Yaklaşık bir ay kadar önce KKTC seçimleriyle ilgili kaleme aldığım köşe yazımda adayları tanıtmaya çalışmış, seçimi kazanan kimliğin Kıbrıs politikasını değiştirmeyeceğini vurgulamıştım. Şurası bilinmelidir ki, KKTC'de Cumhurbaşkanı her kim olursa olsun, Kıbrıs müzakereleri sürecinde bugüne kadar takip edilen belirgin politikanın virgülü dahi değişmeyecek, üstelik Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu çok daha fazla güçlendirmiş olacaktır. Rum tarafının tercih ettiği isimler olsa bile ve o isimlerden birisi seçimi kazanmış olsa dahi, Türkiye ve de Kıbrıs Türklerinin yıllardır uğrunda mücadele ettiği haklardan bir gram dahi gerileme olmayacaktır. KKTC'li her Kıbrıslı Türk bugünlere nasıl geldiğinin çok iyi bilincindedir. Kim ne derse desin, kim nasıl bir algı oluşturmak isterse istesin. Bu bilinç o dönemlerde doğmamış olanların bile genlerine kodlanmıştır, diyerek Kıbrıs politikasının kişisel değil, ulusal olduğunu vurgulamaya çalışmıştım. Seçime sayılı günler, hatta sayılı saatler kala KKTC seçmeninin muhakkak sandığa giderek çok iyi düşündükten sonra oyunu kullanması gerekmektedir. KKTC önümüzdeki pazar, o güne kadar Kıbrıs Türklerinin katılmış olduğu en önemli ve en hayati seçime sahne olacaktır. Bu seçim daha önce yaşanmış olanlardan çok farklıdır. Bu bir Ahmet Mehmet seçimi değil, bu bir kimlik bulma seçimidir. Osmanlı Devleti'nin adı üzerindeki hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan Kıbrıslı Türklerin var olma mücadelesinin perçinlenip perçinlenmemesi meselesidir. Bu, 100 yılı aşkın bir süredir kendini adanın tek sahibi olarak gören Kıbrıs Rumlarına ve bütün dünyaya varlığımızı ispatlayıp ispatlamama seçimidir. Bu, özellikle pandemi sonrası yeniden şekillenecek olan global sistemde etkin rol oynayıp oynamama seçimidir. Bu, dünyayı paylaşmaya hazırlanan yeni güçlere yem olup olmama seçimidir. Şurası tereddütsüz kabul edilmelidir ki, özellikle son yıllarda Doğu Akdeniz, Orta Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlarda Türkiye'nin katlanarak artan gücünden rahatsız olan, mazlumları sömürmeye alışmış emperyalist ve sömürgeci zihniyeti taşıyan ülkeler, bu yükselişi engelleyebilmek için akıl almaz yöntemlere başvurmaktadırlar. Bir barış adası olması gereken Kıbrıs'ı dünyanın en büyük yüzen savaş gemisine dönüştürme hamlelerinin ardı arkası kesilmemektedir. Bunun nedeni tamamen Kıbrıs Türklerinin barışçıl yaklaşımlarının karşı tarafça yanlış algılanmasından kaynaklanmaktadır. Kıbrıs'taki emperyalist güçlerin yönetimindeki İngiltere'ye ait 200 yetmezmiş gibi Rusya ve Fransa'nın da yeni üst kuvvet talepleri ciddi değerlendirmeye alınmıştır. Öte yandan Fransız mirajların Kıbrıs semalarında Charles de Gaulle uçak gemisinin de Kıbrıs sularında boy göstermesi ve 33 yıldır ABD tarafından uygulanan silah ambargosunun en kritik dönemde kaldırılması, bölgedeki gücünü hızla arttıran Türkiye'ye karşı yapılan hamlelerdir. Yunanistan anakarasından 580 km uzaklıkta olmasına rağmen, Türkiye'den sadece 2 kilometre mesafedeki Meis adasına bile silahlandırmak yetmezmiş gibi boğazları kontrol altına alma planı güderek ABD tarafından Dede Ağaç'ta kurulan ve hava üstü Türkiye'nin manevra kabiliyetini sınırlamak için yapılan hamleler değil midir? Türkiye'nin artık güçlü ülkelere muhtaç kalarak onların çıkarları doğrultusundaki talimatlarla yönetilen bir Türkiye olmadığını bütün dünya anlamış bulunmaktadır. Önümüzdeki kısa dönemde dünyanın en güçlü ülkelere sıralamasında en başlarda yerini almak için gerekli hazırlıkları tamamlama aşamasını getirmiş bir Türkiye'nin varlığı, bölgedeki mazlumları sömürenleri tedirgin etmektedir. Dolayısıyla pazar günü sandığa atacağımız her oy ya Türkiye ile birlikte KKTC'nin de gücüne güç katacak yahut da toplumlar arası müzakerelerle bugüne kadar kaybedilmiş olan bunca zamana ilave olarak boşa geçecek yeni dönemlerde Kıbrıs Türk toplumunun giderek yol almasını sağlamış olacağız. Bizim yapmamız gereken toplumlar arası müzakereler havanında su dönmekten vazgeçip enerjimizi KKTC'nin güçlendirilmesi ve tanıtılması için harcamak olmalıdır. KKTC'nin tanınması için bölgesel konjonktürün hiç bu kadar uygun olduğu bir dönem yaşanmamıştı daha önce. Rusya'nın tanıma sinyalleri verdiği KKTC'yi
Ermenistan'dan işgal altındaki topraklarını geri aldıktan sonra Azerbaycan'ın da tanıyabileceği, arkasından da Pakistan'ın geleceği aşikardır. Pazar günü sandığa atacağımız her oyla ya bölgenin en güçlü ülkesi olmaya aday olan Türkiye ile birlikte gücümüzü kabul ettireceğiz yahut da çökmek üzere olan bir Avrupa Birliği sevdası yüzünden Rumların maskarası olmaya devam edeceğiz. Ben pazar günü yapılacak olan seçimin dünyanın sonu yahut da başlangıcı olduğunu söylemiyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan her kim olursa olsun KKTC'nin ulusal bir politikası olduğunu ve bu kişilerin değiştiremeyeceğini söylüyorum. Ancak pazar akşamı açılacak sandıklar bu politikanın KKTC halkı yararına gerçekleşmesini ya geciktirecek yahut da çabuklaştıracaktır. Sandıklardan çıkacak oyların büyük bir yüzdesinin Türkiye'ye güç katacak, dolayısıyla gerçek anlamda bir KKTC yaratacak çoğunlukta olması gerektiğini söylüyorum.